Günaydın, herkese yeni videomuzdan merhaba. Ailece gidiyoruz şimdi Miralinda'yı okula bırakmaya. Bugün günlerden öğretmenler günü, 24 Kasım öğretmenler günü. Tüm öğretmenlerimizin de gününü kutlamak isteriz. İyi ki varsınız. Şimdi biz öğretmenimize çiçek alacağız. Değil mi Mira? Onun için çıktık. Allah'ım ya, pek de güzel oldu bu kızça bugün. Bu montu hatırlıyorsunuz değil mi? Daha küçücüktüm, Miralinda giyiyordu bu montu. Hala daha giyiyor. Büyüyünce giyer diye aldım. Küçükken de giydi. Bak 3 yaşına geldi hala giyiyor. Ya ben boşuna demiyorum büyüyünce de giyer diye. Doğru söylüyorum. Sabah sabah başladın mı Miralinda kitap okumaya sen? Çalışkan kızım benim. Ay saçım başım toplayamadım. Hadi hafif bir makyaj yaptım ama tam toplayamadım da dağıldım çocukları giyindirirken. Sabah sabah alelacele de evden çıktık. Bir yandan okula hani geç kalmayalım diye bir çiçekçide durduk. Caner gitti çiçek almaya. Ya bakalım. Ben de geleceğim. Sen de mi gideceksin? Ha? Ben de. Mira seçecekmiş çiçeğini. Seçsin bakalım. Aa, merhaba. Mira, seç bakalım. Bak papatya da var. O güzel değil Caner. O güzel değil. Onu beğenmedim. Çiçeğini aldı çıkıyor. Bebeğim görüşürüz. İyi dersler küçük insan. Boyu kadar çiçek. Yavrum benim. Hadi bakalım. Nasıl taşıyor ya? Miralinda ne kadar komik bir çocuk öyle arkadaşlar ya. Okulun kapısı açılır açılmaz doğru öğretmenin yanına, sınıfa gitti. Hiç bakmıyor bile değil mi sağa sola? Direkt gitti elinde de kocaman çiçeğiyle. Ay biz de eve döndük. Mira'yı okula bıraktıktan sonra kahvaltımızı yaptık. Hazırlandık, şimdi yola çıktık. İndirim varmış, indirim. Tuğba'yı kandırdılar gene. İndirim varmış. Ne indirim? Kasım, yani Kasım ayının son günlerinde biliyorsunuz ki böyle büyük bir indirim oluyor mağazalarda, bazı mağazalarda. Hadi ben de dedim gideyim bakayım neler varmış. Bize de gezmek olsun. Boş ver sen indirimi şimdi. İndirim bahane, bize de bir gezmek olsun. Aslan da bizimle beraber. Onun da tam şu anda uyku saati ama bilmiyorum yolda giderken uyuyor mu, sütünü verdim ona. Şimdi gidiyoruz, göreceğiz hep beraber. Yine burası işte, burası. Ay çok güzel ya. Evet, bu sahil çok güzel oluyor. Bir ara gelmiştik, yine gelelim sizinle. Çok güzel, hem büyük burası bir de sakin. Kimse de olmadı. Evet. Böyle bir yerde bir kişinin bile olmaması çok güzel. Alın burada çayınızı kahvenizi yapın, gelin buraya. Aa, motorcular geziyor. Oo, vallahi ne güzel. Bisiklet olsa biz de bisikletle gezerdik Caner burada. Çok güzel olur aslında. Böyle havada güzel bugün şansımıza. Bir iki gündür güzel. Akşama da arkadaşlarımız gelecek. Dün de vardı misafirlerimiz. Çok güzel, çok keyifliydi. Bugün de var. Evet, hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Aslan uyuyacak sanki. Bu arada Zara'ya gireceğiz ama kuyruk o kadar çok ki. Kalabalık ne böyle? Arka tarafa bakar mısınız? Kuyruğun sonu yok Caner. Ben burada nasıl fazla duramam. Çıkmamız lazım. Caner de diyor ki hakikaten diyor indirim var mı diyor. Yani şöyle düşün, 1000 liralık 600 liraya düşüyor. 1000 liralık ürün 600 liraya düşmüş, gördüm gözümle yani. Evet. Ben bu kuyruğu o 400 lira için bekleyemem. Bakacağız şimdi. Bir kuyruk var 2 kilometre. Böyle bir bakalım neler var diye. Aslan da uyuyacak sanki. Umarım uyur. Bir ürün gösterelim bari gelmişken. Gezdik gezdik. Bu 1200 liradan 710 liraya düşmüş. Kulağı sağ bak, güzelmiş. Caner gerçekten ben alacak hiçbir şey bulamadım. Mağazayı gezdim. Nasıl buluyor herkes bir şeyler kendine ya? Yok yani. Bir şey diyeceğim, az önce gösterdiğim bu değil mi bu? Evet. Bu da 1000 liradan 590'a düşüyor. Ama birebire benziyorlar. Small diye herhalde, ne bileyim ya. Allah Allah, yanlış etiket mi bastılar acaba? Neyse, aklımızda olsun. Beyaz mont da güzel durur. Aslanın üzerine örttüm. Artık uykuya daldı. Şükür. Berşika'dayız. Ben yine Caner'e bir şeyler buldum. Burada sıraya girebiliriz, kalabalık yok. Burası kalabalık değil ve güzel. Şunu beğendik. Göstereyim. O kadar güzel ki kumaşı. Bir de... Nasıl? Fermuarlı şöyle. Güzel bir ceket. Bir de şu pantolonu beğendim. Evde var ama dar deyip duruyor Caner. Bunun kalıbı çok güzel. Ama denemek yokmuş bugün. Denemeden alacağız. Dışarıda mı? Dışarıda.
Dışarıda deneyeceğiz. Yani bilemedim şimdi başkanın bedeninde nasıldır Caner. Bayağı oldu çünkü buradan cin almayalı. Olmazsa iade mi edeceğiz? Değişim yapacağız ya da iade yapacağız artık. Çok güzel ama bu. Gene kendine bir şey bulamadın. Bulamadım. Olsun, sen aldık ya. Caner sıradayken ben iki mağaza gezdim. Yok anam yok. Hiçbir şey almadım. Ben bir şey alacağım diye çıkarsan o gün bir şey alamazsın. Evet, alamıyorum değil mi? Denk gelecek sana. Aynen. Aslan. Aslan. Uyandı mı? Evet. Tamam. Bebeğim. Islı bakın ya. Annem. Uzun zamandır Rossmann'a girmiyorduk değil mi? Buranın ürünleri çok güzel. Şundan alacağım. Fırın ve bu kendi ızgara. Markası galiba değil mi? Evet, Domol'un, yani Rossmann'ın kendi ürünü. Bir tane daha var, ultra güçlü formül diyor. Bu da 90 liradan 50 liraya düşmüş. Ultra güçlü formül. İkisi de aynı. Neden şey? Ha, bu limon tazeliği. Ha, bunu alalım. Sonra bir de şundan alalım. Bunlar da böyle cam ocaklar için. Bizimkinin de kenarlarında böyle kalın kalın böyle yağ lekeleri var. Onunla böyle temizleriz. Mala bu. Nasıl temizleyeceğim? Mala. Böyle böyle. Bu da 64 lira. Bu indirimde değil ama dursun evde yani. Bozulacak bir şey değil sonuç olarak. Şöyle şu ikisini alalım. Çok övülüyordu bu. Annemde de var hatta bundan. Dedim ben de bir deneyeyim indirim varken. Elim boş dönüyorum. Aa, ben aldım kendime valla. İndirim bana yaradı. İndirim Caner'e yaradı gerçekten. Yani yok, yani yok bir şey. İndirim var ama ben beğenemiyorum. Ben bu size aralar... Tuğba'yı anlatayım mı? Tuğba indirim var, bir şey almaya gidiyorum derse almaz. Ya da ne bileyim, açılış var, özel gün var, düğün var, kıyafet almaya gidiyorum derse alamaz. Evet. Tuğba'ya denk gelecek. Evet, aslanım ne oldu, ne acıdı? Acıdı diyor aslanım mı? Acıcak bir durum yok bir tanem. Şimdi girdiğimiz mağazalara da İsrail ürünü, İsrail malı yazanlar olacaktır. Yine biliyorum. Her videomu hakikaten yorumlar geliyor. Her videomuz artık bu yorumlar geliyor. Biz o kadar dikkat ediyoruz ki bir ürünü almadan önce de araştırıyoruz arkadaşlar. Daha önceki videolarda da size söyledik. Dikkat ediyoruz. Elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Milka. Biz araştırdık. Bir önceki videoda Milka almıştık da. Evet. Milka'dan yani konu açıldı. Yazmadan önce de bu arada Google'a yazdık hani hangi ürün, nerenin malı, neyin ürünü, hani direkt alıp da şey atmadık, sepete atmadık. Hani Google var elinizin altında, yazabilirsiniz. Alman ürünüymüş. Biz de Alman ürünü olduğu için bunu aldık. Hani şöyle bir algı da var. İşte indirimde olan her şey onların malı, İsrail malı, boykot malı. Ama öyle değildi. Mesela biz çikolatayı almaya gittiğimizde, yani aldığımızda bütün çikolatalarda %30 indirim vardı. Bu Ülker'de de vardı, Eti'de de vardı, Türk mallarında da vardı, Milka'da da vardı. O yüzden dolayı bu algı da çok yanlış bana kalırsa. Çünkü garip bir algı var ortalıkta. Hani iyi bir markaysa, mesela ne bileyim işte erikli su. Tamam. Erikli su iyi bir markaysa kesin İsrail malı sanıyor herkes ama öyle değil. Ay, benim kafam allak bullak oldu ama dikkat ediyoruz yani. Almadan önce muhakkak bakıyoruz yani. O yüzden bu tür yorumları artık aşalım. Birbirimize yazmayalım, birbirimizi kırmayalım. Şimdi Mirey almaya gitti Caner. Ay, gerçekten böyle moralim bozuldu artık ya. Gerçi hani bu tür yorum yapanlara altına kötü cevap asla vermem. Hani bir şekilde izah etmeye çalışırım kendimi. Biz elimizden geldiğince tüm araştırmalarımızı yapıyoruz. Boykot ürünü olmadığı için de aldık diye. Hatta yorumun altına, yani yazan bir kişi vardı. Gerçi bir sürü kişi vardı da bir kişinin altına da yazdım yani böyle böyle diye. Ben kimseyi kırmadan bir şeyler izah etmek istiyorum ama bazen yani kırılıyorum ya. Bilmiyorum, kırılıyorum yani. Gerçekten. Zaten yine bir gün sizinle dertleşelim. Şöyle bir. Hatta annemle soru cevap videosu da olabilir ya. İstiyordunuz. Annemle de bayağıdır soru cevap videosu yapmıyorduk. Belki yakında soru cevap videosu gelir. Onunla da ilgili sorularınızı Instagram'dan iletin bana. Buradan olmuyor. Instagram'dan daha kolay. O yüzden bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada bir ara bir kutucuk bırakırım yine size. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz diye. Bu şekilde. Miroş gelsin bakalım. Sabah koşa koşa gitmişti okula. Geliyor bizim kız. Geliyor. Hay bebeğim. Ne o öyle yine poşetlerle? Ha. Poşeti. Doğru ya. Bugün cuma. Bak.
Bak 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 süsüne bak kızın hanım bak. Ay çok güzel olmuş. Aslan uyuyor. Aslan uyuyor bir tane. Uyumuş çocuğu. Bakayım. Mira, Mira. Bakayım annene süsüne. Bakayım bakayım. Ay bu ne güzellik. Mira sana bir şey diyeceğim. Öğretmenine çiçeğini verdin mi? Ya ne dedi? Beğendi. Ay sen de mutlu oldun mu peki? Evet. Ana onu aç bakalım aç. Ben bu ya. Bu torpide de genelde abur cubur oluyor da aç bakalım aç bakalım diyor. Abur. Bu defa yok. Ay bir tane var. Evde çok güzel şeyler var. Bugün ateş geliyor. Hadi arkaya. Senin koltuğuna oturdu. Hadi arkaya. Kahvemi yaptım geldim. Bugün ne yorulmuşuz biz dışarıda böyle ya. Çok yorulduk. Birkaç mağazaya gittik ama bayağı bir yorgunluk çıktı eve. Bu arada bahçenin ışıklarından parıl parıl parlıyorsun. Gerçekten. Bir tarafın yeşil, bir tarafın turuncu, bir tarafın mavi. Rengarenk oldu. İçim açılıyor böyle. Akşam olunca burada oturmak. İçim açılıyor artık bahçeye gelince ya. Canlı canlı renkler. Bakın. Bu arada şu yeni yapıldı bakın. Buraya da yaptık. Geçen videomuzu biraz erken kapattık ya Caner. Belli olmuyordu. Şimdi net oluyor değil mi kameradan? Evet. Şu ledlerin maviliği. Şu ledlerin mavili bahçeye çok güzel böyle aşırı tatlı bir mavilik kattı. Yani şunların aydınlatmasından ziyade şunun maviliği çok güzel bir ton oluşturdu bahçede. Şu an videoda da gözüküyordur zaten. Bir de şurası da akvaryum gibi oldu yani. Geceliğin böyle mavi mavi çok güzel oldu. Şu ışık bayağı bayağı bir... Onu görmemiştiniz galiba değil mi ya? Görmediler ya. Evet. Bunu dün yaptırdık. Evet. Bahçe videolarından sıkılmayın diye çekmedik yani. Yine gittiler gıda çarşısına dayıyla beraber Caner. Hadi dedik alt tarafa da yapalım. Hani yapınca akvaryum gibi olur. Gerçekten akvaryum gibi oldu. Böyle çok yalnız güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Bahçe böyle olunca senin kafein oranın arttı. Habire burada kahve içmeye çıkıyor. Evet. Yağmur yağmadığı sürece hep ben buraya çıkıyorum kahve içmeye. İyi geliyor. Enerji veriyor bana. Arkadaşlarımız da gelecekler birazdan. Ay, evi toparla et. Telefonda işlerim vardı. Yani ben hazırlık yapamadım. Tuba ilk defa. Misafir gelecek evet, de Tuba hazırlık yapmayacak. Dışarıdan yani aldı valla. İlk defa. Bak seneler sonra hakikaten samimi söylüyorum. Dışarıdan aldık arkadaşlar. Yani yetişemedim. Bir yandan çorba da yaptım. Aslan yemek yemedi ya. Hemen böyle hızlı hızlı tarhana çorbası yaptım. Onu yedirdim. Öyle. Şimdi arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bir keyif yapalım bahçemizde. İkinci günden günaydın arkadaşlar. Miralinda ile Caner eksikleri almaya gidiyorlar. Kahvaltı eksiklerini. Neredesiniz? Yağmur da yağmış bugün. Ay şemsiyeyi de mi aldınız? Evet yağmur yağıyor. Cüzdanını da almış. Neler alacaksın Mira Market'ten? Oo, hava çok serin. Muz diyor muz. Hadi bakalım güle güle gök gürlüyor. Gel. Hay Allah. Bayağı serinmiş yalnız içerisi. Ben doğalgazı açtım. Sıcacık ev. Ay dondum. Gel Mira aslancığım gel. Aslana muzu bir veriyorum. Bir anda muz yok oluyor arkadaşlar. Bakın. Daha yeni verdim. Gittim kameramı almaya. Bir baktım muz bitmiş. Hop. Muzu çok seviyor. Dilimleyerek yemiyor. Böyle soyuyorum. Eline veriyorum. Hop. Bitti. Saniyede gitti. Ağzında. Kahvaltısında da neler oluyor? Yani genel olarak böyle zeytin, yumurtanın beyazını yiyor. Beyazını. Dilimlemeyi sevmez benim oğlum. Böyle ikiye ayırdım. Bu şekilde direkt hop yiyor. Heh. Domates. Sonra peynir ekleyeceğim birazdan. Yumurtalı ekmek yapacağım çünkü kahvaltıya. Bunları bir bitirsin. Çünkü önüne bir sürü şey koyduğum zaman bu sefer dağıtıyor. Yavaş yavaş veriyorum. Afiyet olsun. Yine günlerden cumartesi ve hava bayağı bir yağmurlu. Geçen hafta da böyleydi ve ev su basmıştı hatırlarsınız. Miralinda'yı vapura bindirecektik bugün hava güzel olsaydı. Eğer böyle iki haftadır niyet ediyoruz ama yağmurlu oluyor hava böyle. Götüremiyoruz çocuğu vapura bindiremiyoruz. Ama bugün de yani yine sağlam bir yağmur yağıyor. Maşallah. Ama geçen hafta ya, biz havuza gidemedik ama havuz bahçeye geldi yani. Ha doğru evet. Ev bahçe göl olmuştu ya. Maşallah. Bereket yağdı. Ben şimdi ne yapıyorum kahvaltıya? Çocuklar yaptılar ama yine bizimle de yerler. Yumurtalı ekmek. Bir sürü ekmek var. Bugün de yine evdeyiz yani arkadaşlar anlayacağınız. Evde ne yapacağım? İşler var. Hafta sonu olduğu için çocukların da çamaşırlarını yıkayacağım.
Onları kurutmaya atarım, katlarım. Yemek yapacağım, musakka yemeği. Onu dedim yapayım. Yani bu havada da nereye gidilebilir ki? Yağmurlu, kapalı. Dün de biz erken uyuduk. Normalde 2'yi bulur bizim uyuma saatimiz. Çünkü bilgisayarda da işler olduğundan. Çocuklar da bizimle beraber yattılar. Dün arkadaşlarımız vardı ya. 11.30 civarında gittiler. Biz de 11.30'dan sonra çocuklarla beraber uyuduk. Aslanı da bilerek uyutmadım. Hani beraber oynasınlar istedim. Çok da güzel vakit geçirdi çocuklar hep beraber. İyi oldu yani aslana da. Senelerdir bu bilgisayar hep oturduğumuz yerde duruyor arkadaşlar. Yani diğer evde yukarıdaydı, taşındığımız yerde yine bizimle salondaydı. Artık sıkıldım bundan. Caner'e de duyurayım buradan. Bunu kaldırmak istiyorum ama Aslan da okula başladıktan sonra hani kış bahçesinin düzenini de değiştireceğim. Şimdilik burada dursun. Beşik kalkınca yatak odasından yatak odasını alırım oraya. Zaten editten edite oturuyoruz biz bilgisayara. Onun dışında telefondan da halledebiliyoruz yani işlerimizi. Burada bana çok yayıntı geliyor. Bir de senelerdir yani 6-7 senedir hep böyle gözümün önünde duruyor ya, artık sıkıldım. Biraz değişiklik de yapmış oluruz burada. Bir de bahçeye böyle mobilya bakarken Koçtaş'ta hasır böyle beyaz yastıklı takım beğenmiştim. Herkes de yazmış, çoğu kişi Tuğba kış bahçesini alsan onu diye. O kadar da büyük bir şey ki arkadaşlar. Öyle bir şey alabilirim aslında yani buranın düzenini değiştirirken öyle bir şey düşünebilirim. O geldi aklıma şimdi bunu isterken. Size de söyleyeyim dedim. Güzel bir düzen. Anca 1,5 sene sonra falan. İyi, 1,5 sene rahatım bari. Şükür 1,5 sene rahatım ya. 1,5 sene Caner. İyi, ben de hemen yapacak sandım. Korktum şöyle bir şok içinde seni dinliyordum yani. Caner de gelmiş beni dinliyor. Yok anam, 1,5 seneye. Anca o zaman. Aslan Turşum da okula gider. Mira gibi, o da 3 yaşında başlar. Yani Mira'ya çok katkı sağladı okul. O yüzden çok da memnunuz. Öğretmenimiz de çok iyi bir öğretmen. Severek de gidiyor. Aslan da 3 yaşında başlatırız. Artık aynı okula giderler. Fizik tedaviden de randevu aldım. Zaten dahiliye doktorum da demişti fizik tedaviye gitti. Yani oraya yönlendirmişti beni. Şu belimin burası, kemik öyle ağrıyor ki. Ne eğiliyorum, beliyorum, ne kalkıyorum. Yani eğilip kalkıyorum, tamam dönüyorum ediyorum da şu kemiğim, burası çok acıyor. O yüzden randevu aldım. Buraya yeni bir hastane açıldı. Şehir hastanesi. Çok da büyük. Yani oraya aldım randevuyu. Hemen de verdiler. Bakalım, gideceğiz. Pazartesi günü gideceğiz. Yani siz bu videoyu izlediğinizde benim randevum olmuş olacak. Bakalım ne diyecek. Ne ıslanmış? Yumurta. Baksanıza ya, çok güzel. Artık her cumartesi böyle olacak herhalde Caner. Ya yağmur yağacak diye böyle bir şey olmaz. Gel üşüme orada. Yağmur yağacak, rüzgar çıkacak diye şemsiyeyi kurmadık. Bekliyoruz işte. Şemsiyeyi kurmayın demişsiniz siz de. Evet, yazın kuralım çünkü mahvolur bu yağmurda falan. Bir de rüzgar çıkarsa uçar gider vallahi Caner. Altına mermer de kestirmek lazım. Anne! Alırız bir tane yumurtanı. Bu arada burayı ben ikinci defa siliyorum. Anne! Hep böyle. Yumurtamı gideceğim. Alacağım onu, alacağım yumurtayı. Yağmur bir değilsin Miran. Günaydın Pamuk. Aslan da uyuyordu, uyandı. Uyanır uyanmaz da Mira'yı gördü. Anne bunu kim kaldırdı? Aslan kendi uyandı bir tanem.
Bana bunu yok abi diyor acaba. Kendi uyandı anne. Bu kendi mi kalkıyor? Evet. Bugünün menüsünde de musakka var. En son musakka maceramı biliyorsunuz arkadaşlar. Patlıcanları airfryde yapmıştım. Hiç güzel olmadı. En güzeli yağda kızartmak. Yağda hemen kızarttım. 5 dakikada hazırladım. Koydum ocağa. Hemen kapatalım kapağını da pişsinler. Bunu dün aldık arkadaşlar. Ben de ilk defa kullanmış olacağım. Çarpalıyoruz mu? Ne yapıyoruz acaba? Hah bak köpük böyle. Oo. Kalıntılar vardı, çıkmıyorlardı. Bu çok güzel temizledi. Zaten bu canlar için yani özel çizmiyormuş. Aa görüyor musun Caner? Bak bak şu kalıntıyı gördün mü bak. Bak bunu. Çıkmıyordu o. Tellemeye de korkuyordum açıkçası çizer diye. O yüzden tam çıkaramıyordum. Bu iyi oldu. Gerçekten hafta sonları kaç makine çamaşır yıkıyorum sayamıyorum artık. Böyle bayağı bir birikti. Yine yıkanıyorlar. Yine kurutma dolanlar da var. Bunları bir katlayayım hem de sizinle bir sohbet edeyim dedim. Geçenlerde biliyorsunuz biz bahçe aydınlatmalarını düzenliyorduk, yeniliyorduk onları. Ben de aşağı garaj tarafından taş topluyordum. Hani demiştim ya çukur olmuştu onun içine taş doldurmuştum diye. İşte o taşlardan topluyordum. Sonra bir takipçimiz kolay gelsin dedi bana. Ben de teşekkür ederim dedim. İşte nasılsın, iyi misin falan derken ben dedi annenizi dedi rüyamda gördüm dedi. Başınız sağ olsun bu arada dedi. Ben dedi annenizi rüyamda gördüm dedi. Çok etkilendim dedi. Benim de tüylerim o anda diken diken oldu. Hani daha önce hiç o bayanı ben buradan geçerken de görmemiştim. Özbekistanlıymış kendisi. Kucağımda da çok tatlı bir bebeği vardı. Allah bağışlasın kız bebeği. Çok etkilendim dedi. Her gün dedi annene ben dua okuyorum dedi. 2 ay öncesinde rüyama girdi dedi. Tuğba'nın canı çok sıkkın. Ona beyaz papatya götür dedi bana diyor. Ama diyor özellikle diyor beyaz olsun demiş annem. Canı çok sıkılıyor. O ona iyi gelmesi için ona beyaz papatya götürür müsün diye takipçimizin rüyasına girmiş. Ben de o anda böyle ne diyeceğimi bilemedim açıkçası. Hani kötü de oldum. Hatta öyle etkilenmiş ki kendisi de eşime de söyledim diyor. Hani ben izliyorum onları ama diyor çok etkilendim diyor rüyasına annesi gelince diyor. Tuğba'ya demiş benim çiçek götürmem lazım ama beni de evde bulamamış hiç. Ne zaman uğrasa evde bulamamış. Şans eseri ben de garaj tarafındayken o da markete gidiyormuş. Öylelikle denk gelmiş olduk ve söyledi. Hani dedi içimde kaldı dedi 2 ay öncesinde tar rüyama girdi benim dedi. Seni görünce de dedi söylemek istedim dedi. Sana dedi bir gün getireceğim beyaz papatyanın dedi. Çünkü annen öyle söyledi rüyamda dedi. Yani birkaç günde geçti üstünden bir daha da denk gelemedik. Şimdi ben diyorum ki anneme beyaz papatya alıp gideyim. Zaten niyetimde hep var gitmek. Özledim de zaten. Şimdi ben anneme beyaz papatya alayım götüreyim. Hani ağlamak da istemiyorum yine de. Hani insan bir şey oluyor böyle ya. Bir tuhaf oldum gerçekten. Hani söylerken de tüylerim diken diken oldu o esnada. Ya anne dedim. Hani anneler gerçekten bazı şeyler hissediyorlar. Hani varken de hissediyorlar da. Hani ne bileyim yanınızda olmasa da hissedebiliyorlarmış. Gerçekten hani 2 ay öncesinde ne bileyim her insanın vardır böyle canını sıktığı durumlar. Ya kimin canı sıkılmıyor ki? Hani yeri geliyor en ufak bir şeye bile canını sıkılabiliyor. Benim de yani takipçimizin rüyasına girdi ya annem. Ya tam da o zamanlar aslında gerçekten canım çok sıkkın dönemlerde. Hani işte sıyan zıpladım. Hani öyle de rüyasına girdi. Daha da çok böyle etkilendim. O yüzden bir an önce de gitmek istiyorum anneme. Ama havalar da yağmurlu. Çocuklarda da çok zor olur. Havanın güzel olduğu bir gün. Yarın eğer ki yağmur yağmazsa zaten muhakkak gideriz. Öyle size de anlatayım dedim. Evet. Yeniden merhaba yeni bir günden arkadaşlar. Bugün dolu yağıyor. Allah. Bak, kar. Anne. Güneş var, dolu yağıyor. Kar.
gören masum İzmirli demişler. Doğru demişler. Dolu yağıyor, kar zannediyor çocuklar yavrum benim. Ay bayağı da iri iri yağıyor böyle. Ben çıkarttım arabanı. Çıkartmaz mısın arabanı? Yok, bu dolu büyük büyük yağıyor baksana. Bayağı içerik çektik damla. Şuraya baksanız da bildiğiniz taş gibi dolu yağıyor. Biraz daha girmek canım. Şimdi ben nasıl çıkartayım arabayı? Bunlar arabayı mahveder. O arabayı boş ver. Buradan bir şey kafamıza dolu yağdı. Dün de videomuza çamaşırları katladıktan sonra devam edemedim arkadaşlar. Bugün devam edeyim dedim. Şimdi AVM'ye gideceğiz. Hava o kadar serin, o kadar soğuk ki. Bir de bir yandan dolu yağıyor, yağmur yağıyor. Efendim? Üşüdünüz mü çocuklar? Hava çok serin değil mi? Bayağı bir soğuk yani. Kış geldi, tam geldi. Ben de deri ceket giydim. Bu kadar serin olacağını düşünmedim. Dondum gerçekten. İçimde de tişört var. Miralinda ile beraber hiç neredeyse gezemiyoruz artık. Hafta içi okulda olduğu için. Bir de cumartesileri sadece evde geçirmiş oluyoruz. Bugün dedik ki beraber bir şeyler yapalım, gezelim. Mira ne alayım sana? Kule istiyormuş. Böyle küpler var ya, onlardan alırız dedik. Hem de biraz dolanmış olur çocuklar yani bu karda kışta açık bilmiyorum. Yerde gezilmez yani. Açık yerde gezilmez. Sizin oralarda belki de kar yağıyordur yani. Keşke buraya da yağsa. Oo, AVM öyle dolu ki. Caner. Ne yapacak insanlar? Evde sıkılıyor herkes. İlk defa bu kadar kalabalık görüyorum. Gerçekten ta böyle aşağı yola kadar arabalar var. Herhalde biz de arabayı aşağıya park edip bayağı bir AVM'ye doğru yürümüş olacağız. Geldik AVM'ye ama nefes nefese kaldık. Hava buz gibi. Evde doğalgaz yanınca fark etmedik bu kadar aşırı soğuk olduğunu. Biraz yürüyünce donduk gerçekten. Çocukların yağmurluklarını kapadım. Miralin de başladı. Üşüdüm anne, üşüdüm anne demeye. İlk önce çocuklara bir şeyler alalım. Sözümüz vardı. Haydi bakalım. Onu bir skuter bile bıraktı. Ne gördün? Ne o? Kule oyunu var mıymış? Kule, kule oyunu bakacağız şimdi. Oyuncaklarda da indirim varmış. Beğenemedin mi? Mira. Ne? Düt 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 diyor aslan da arabaları istiyor görüyor musun? Bir tane de büyük bir araba. Anam çok incik cinciği var içinde annem bunun da ya. Küçücük küçücük hepsini kaybederiz ki biz bunların. Tam Mira'ya göre bir oyuncak. Hangisini beğendin? Deniz kabuğu eviymiş bu. Çok güzel. Bunu. Beyaz mı istiyorsun? Tamam kapalısını seçelim öyleyse. Şöyle fiyatı da iyi. Al bakalım hem çanta hem de içerisinde böyle minik minik oyuncaklar var. Ay aslan da almış buradan bunu. Bu ne oğlum? He? Baba. Baba. Artık o da büyümüş bir şeyler seçiyor. Bir de söylüyor. Poliymiş. Bak 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 beğenmedim. Ha, bırakıyoruz. Evet. Al bu senin. Bu da senin al. Hadi gidiyoruz. Tamam mıyız? Hadi. Hadi bakalım. Düdüt, düdüt. Tren gibi gidin bakalım. Yemek yemeye geldik de. Burada çok güzel bir kedi var ya. Aslan. Bırak, bırak. Yavrum çok seviyor kedileri, hayvanları. Ama o da çok güzelmiş. Bak, bak. Kıbrıs Hanım şey değil mi? Aslan yerine durmayacak. Durmayacak, kediyi seveceğim diye. O da öyle üstü ki. Bayılıyor kedilere. Luna tırmalamıştı ya aslanı. Hiç öyle bir korkusu falan kalmadı yok, ya. Yok, evet. Geçti de konuşuyor şükür. Bak içeriğine bakar mısın Caner? Oo, bir sürü eşya varmış ya. Aa. Şöyle tavuklardan verdik ona da. Gel bakalım, gel minik misafirimiz, gel. Caner'e hep dar pantolonlar alıyormuşum, şikayetçi. Ben sevmem öyle dar pantolon. Şu altındakini de buradan müthiş almıştık. Diyor ki müthiş. İşte burada o da. Siyahını alacağız şimdi. Evet. Siyahı yoktu. Hiç ondan denemeye gerek yok. L'sini al. Evet, L'sini alalım. Bir bak bakalım şu M. L'yi bulduk. Öyle rahat ki.
Üstüne gömlek de olur. Ya pantolon gibi, eşofman gibi o kadar rahat ki bu. Evet çok ne güzel. Ne kaldı mı? Ben rahat olacağım. Ya içinde böyle kayacak böyle kıyafet. Haydi bakalım. Ben, açılışlarda falan dar böyle pantolon giydirdin o gün. Ben içinde öldüm bitti oldum. Ay evet ona. Yalnız hep bak videonun başında da bana aldık. Evet. Şimdi de bana alıyorsun. Evet ben kendim gerçekten bir şeye bakmıyorum. Niye öyle bilmem. Çok şükür ben de kendime bir şeyler beğenebildim. Şöyle ama hepsi eşortman altı ve üstü. Yani benden başka bir şey bekleyemezdiniz herhalde. Çok rahatmış bu da. İlk önce bunu denedim. Altına da şu eşortman altını gri çok güzel olur. Şimdi bunu da deneyeceğim. Gri eşortman altını da giydim ama renkleri böyle tam uymadı. Biri daha açık, biri daha koyu. Evde beyaz eşortman altı vardı. Onunla beraber bu güzel olur. Şimdi bunları deneyip öyle de sıcak bastı ki bana. Oo inanamazsınız. Şu da çok güzel. Tam böyle kışlık kalın kalın. Yine bir önü fermuarlı. Bunu da çok beğendim. Altıma da şu siyah şortmanı buldum. Bu da güzel oldu. LHB'den aldım. Biraz bol ama güzel. Hem belimi de kapattığı için iyi oldu böyle. Bu da birazcık salaş. Tam içinde rahat ederim. Ben kabindeydim. Caner de beni arıyormuş. Neredesin diyor. Seni arıyorum. Telefonda Caner'de kalmış. Saatte bunu takmıştım. Allah'ım yarabbim. Çocuklar durmamışlar. Yani ben kabindeyken. Mira'nın bir yandan tuvaleti gelmiş. Götüremiyorum da diyor ikisi bir anda. Ben ne yaptım? Yürün bakayım dedim. El ele tutuşun çocuklara dedim. İkisi de el ele tutuştular. Mira'ya dedim tuvaletin yolu burada anneciğim. Buradan git. Gerçekten. Yani ablalar çok nasıl diyeyim böyle anaç oluyorlar ya. Çok böyle koruyucu oluyorlar. Tuvalete kadar el ele gittiler. Ben de bir yandan iki bebek arabasını götürüyorum arkalarından. Zor oldu ama. Tam size anlatıyordum. Takipçimizle karşılaştık, selamlaştık bir. Öyle arkadaşlar saatler 4'ü çeyrek geçiyor. Aslan normalde 10-11 gibi ilk uykusunu yapar. Bu saatlerde de ikinci uykusuna yatar. Bugün anlamadım Aslan'a ne oldu böyle. Evde uyumadı. Biz de çıktık yani. Gerçekten birkaç yeri gezdik. Saat kaç olmuş? Bir de yemek yedik o kadar. Hani doğru düzgün çocuklarla böyle her yere de giremiyorsunuz. Bir de kalabalık var. Caner şimdi sırada aldıklarımızı ödeyecek. Artık AVM'lerden alışveriş yapmayı hiç sevmiyorum. Hem burada sıra oluyor. Bekliyorsunuz bayağı. Hem kalabalık hem çocuklar durmuyor. En güzeli gerçekten internet alışverişi ama Caner dedi ki hani kendine de bir şey al. O yüzden bugün de buraya geldik. Hem çocuklara da değişiklik olsun diye çok yoruldum ama bir şey yapmadık ama çok yoruldum gerçekten. Durun kalkın koşmayın ağlamayın diye diye boğazımda gitti. Caner de şimdi sinirlenip çıkmasın çünkü çok sıra vardı içeride çok kalabalık. Nihayet geldi Caner. Ya ben şimdi aklıma geldi telefon da yok saat de yok. Sıra 2'de kasada çocuklu ailelere öncelik veriyorlar. Vallahi herkes çocuklu, ben de öyle bir şey diyemedim yani. Ha. Sıra bekleyen herkes çocuklu olunca... Vallahi ben öyle bir şey duymuştum. Var, orada tabelası var, çocuklu aileler ha. Öncelikli diye ama herkesin çocuğu vardı, hani ben diyemedim yani öne geçireyim. İşte onu söyleyeyim dedim. Aslan uyumuyor. Bu ne böyle, doldurmuşum bu sefer. Eşortman aldım. Eşortman altı aldım, iki tane. İki tane de üst aldım. Evde bakarız, hadi hadi. Ay eve geldik, ne zor bir gündü arkadaşlar. Sonunda kendime de bir şeyler bulabildim. Sakız istiyor bak. Allah'ım ne çok seviyorsunuz şu sakızı ya durun. Aslan da uyumadı. Yani saat 5:30 oldu şu anda. Uyuturum birazdan da pide ısıtıyorum. Aslan AVM'de yediler de gene içime sinmedi. Evde de pide yesinler birazcık. Artık sizlere de burada veda edip hemen videomu editleyeyim. Yetiştireyim sizin için. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.